İnsanlık tarihi boyunca çiçek, kızıl, kolera gibi birçok salgın hastalıkla mücadele etti. Ancak bu hastalıkların hiçbiri veba salgını kadar korkunç boyutlara ulaşmadı. Çoğunlukla Batı Avrupa'da yaygın olan bu hastalığın ilk kez Hititlerde görüldüğü söylense de resmi olarak kayıtlara geçmiş ilk veba salgını M.Ö. 430 yılında Atina'da ortaya çıktı. Bizans döneminde tekrar kendini gösteren bu salgın o dönem Bizans şehri olan İstanbul'a günde yaklaşık 16 bin kişinin ölümüne neden oldu. Vebaya kara ölüm adının verildiği 14. yüzyıldaki büyük veba salgınında Avrupa'da toplam 23 milyon 840 bin kişi hayatını kaybetti. Bu korkunç veba salgınının Tanrı'nın bir cezalandırması olduğunu düşünen o dönemin hekimleri vebadan korunmak adına yaraların üzerine kurbağa koymak, hastaya iki fındık ve bir kuru üzümden oluşan reçeteler yazmak gibi değişik yöntemlere başvuruyorlardı. Ayrıca kendilerini vebalı hastadan korumak için garip görünümlü kıyafetler giyiyorlardı. Kıyafetin en dikkat çekici özelliği karga gagasını andıran maskeleriydi. Bu nedenle veba doktorlarına kuş adam ismi verildi. Kuş adamların giydikleri kıyafetler vücudunun başına aşağı örtecek şekildeydi ve tamamen bambu mu ile kaplanmıştı. Vebalı olan hastalara teması olabildiğince azaltmak için ellerinde sopalar bulunurdu. Karga kafasına benzeyen maskelerin gaga kısmında hastanın solunum yoluyla bulaşmasını engellemek ve veba nedeniyle ortaya çıkan kötü kokuyu bastırmak amacıyla gül, tarçın gibi hoş kokulu çeşitli baharat ve bitkiler yerleştirildi. Maskenin göz kısımları ise camla kapatılmıştı. Günümüzde bu maskeleri o dönemin korkunç anısı olarak Venedik Karnavalı'nda bir kostüm olarak görüyoruz. Eğer videoyu beğendiyseniz sağ taraftaki beğeni tuşuna basmayı unutmayın. Her hafta yayınlanan videolardan anında haberdar olmak için abone olabilirsiniz. Sağlıcakla kalın. We got London on the train.